Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, bugün Güvenç Abdal Ocağı 1. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumundayız. Tabii ki bu sempozyuma can veren, burada gelen canlarımızı bilgilendiren canlarımız var, akademisyen canlarımız var. İşte bunlardan biri de saygıdeğer profesör, güzel bir canımız. Hem kendinizi tanıtırsanız hem de bugün İstanbul'da hangi amaçtan geldiniz ve burada gelen canlarımıza neler sundunuz dilinizden alalım kısaca. Kısaca fakir tanıtsın kendini, bendik yapmayalım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırma Edebiyat Bölümünde öğretim üyesiyim. Meslekte 25. yılım. Evliyim, 3 kızım var. Maşallah, şansları, tahtları, bahtları gönüllerce olsun. Uzmanlık alanım şiir ve mitoloji daha çok. Hem dilciyim hem edebiyatçıyım. Lisansım Fransız dili ve edebiyatı. Doktoram da yine aynı şekilde. 2000 yılından itibaren de Türkiye'de devlet çatısı altında ilk kez karşılaştırma edebiyat bölümlerinin başlangıcını yaptık. Durduk arkadaşımızla birlikte 2000 yılından beri de bu alanda hizmet vermekte. Fiilen devam ediyoruz. Fiilen devam ediyorum, evet. Bugün ayın 17'si, 17 Mayıs 2015 İstanbul'dayız. İlk evet. Otel'deyiz. Burada 3 gün süren bir sempozyumumuz oldu. Bu sempozyumumuzda sizler de dün güzel bir sunum yaptınız. Sunum yaptığınız konuyu ve özellikle burada kimlere sunum yaptınız, kimler vardı, konuklarımız kimlerdi, onları da sizden alalım. Bir konu paylaşımı vardı. Burada 10 tane akademisyen arkadaşız biz. Benim çalışma alanım daha çok edebiyat alanında mitoloji ve şiir olduğu için ben mitik, kültürel ve edebi bağlamda Aleviliği, Bektaşiliği dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Burada yol büyüklerimiz, yol önderlerimiz, dedelerimiz, babalarımız, bu işin ocağında insanları pişirenler, pişip gelenler, onlara bir şeyler anlatmak bizim haddimize düşmemiş. Biz sadece dışarıdan akademik boyutta gözlemleyebildiğimiz şeyleri vermeye çalıştık, paylaşmaya çalıştık. Burada tam bir Alevi Bektaşi ortamı var. Yine bilgi paylaşımı söz konusu. Hani bin bilsen de bir bilmeze danış misali. Bilginin güzelliğini paylaşıyoruz biz burada. Ben mitsel anlamda Alevilik, Bektaşilik kültürünün, inancının insanlığın ortak kültür mirasının bir yönünü yansıttığını ve insanlığın var olduğundan beri evrile evrile geldiğinin altını çizmeye çalıştım. Bu konuda kadın ve erkeğin birlikteliği, cinsiyetten arınmışlık, can ve zahir boyuttan çok batın boyutta insanı anlamlı kılan, insanın gönlünü yücelten şeyleri, anlatıları üzerinden giderek bir şeyler vermeye çalıştım. Çok önemli bir söz var. İnsan Tanrı'nın yeryüzündeki aynasıdır. Ve insanın aynası da yine kendisidir ve karşısındakidir. İnsan o kadar kıymetlidir ki Tanrı'nın varlığını içinde barındırdığı için bir tek insanın gönlüyle Tanrı'nın arasında perde yoktur. Başka hiçbir şeyde bunu bulamazsınız bu güzelliği. Bunların altını çizmeye çalıştım. Çünkü bu öylesine derin bir inanç, öylesine derin bir kültür ve güzellik ki insanı insan yapan, hayatı güzelleştiren, paylaştıkça çoğaltan, rızalık alan, rızalık lokması almadan, emek vermeden hiçbir şeye ortak olmayan ve yaradandan ötürü yaradılanı seven, insanı merkeze koyan, insanı Kabe yapan, en büyük Kabe insan ve dinin temeline sevgiyi koyan bir inanç, bir güzellik, bir anlayış. Bunları vermeye çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimizden geldiğince. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ki bu yolda gerçekten üretken bir cansınız, akademisyensiniz. Aynı zamanda bir kaynağısınız. Dünden, tarihten bugüne yaşananları sizler de böyle canlı da buluşturuyorsunuz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güvenç Abdal Ocağı ve derneğine. Öncelikle ben
bu alanda yapılan akademik çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten Güvenç Aptal Derneği birkaç yıldır yoğun olarak Türkiye'deki bu Alevilik Bektaş Arşivi'nin bilimsel anlamda, akademik anlamda ortaya çıkartılması için müthiş bir önderlik yapıyorlar ve bütün canları, dedeleri, akademisyenleri bir araya getirip buluşturuyorlar. Çok önemli dergiler yayınlandı, arşivler yapıldı. Hacı Bektaş Veli'nin erenlerinden, halifelerinden bir tanesi. Eğer Güvenç Aptal'la ilgili Doktor Coşkun Köke'nin hazırladığı bir arşiv, 8 ciltlik bir arşiv çıktı. 600 tane belgeye evet, ulaşıldı. Evet, onu tanıtımını yapmıştık. Bayağı da güzel bir evet, eserdi. Evet, Fakir de onun editörleri yaptı. Evet. Yani bütün bu çalışmaların tüm ocaklar merkezinde yapılması, ele alınması gerekiyor. Bizim inanılmaz bir edebiyat hazinemiz, kültür hazinemiz var. Ben şöyle benzetiyorum Anadolu'da olanlar için. Kıymet yetmez ve hazinenin üstünde oturan bedeviler gibiyiz aslında. Bunun kıymetini henüz yeni yeni anlamaya başladım. Bu noktada Güvenç Aptal Derneği'nin inanılmaz katkısı var. Ben bütün emeği geçen eski başkan Hüseyin Koca'ya, yeni başkanımız Adem Dağdır'a ve onun ekibine yürekten kalbi teşekkürler sunuyorum. Ve bu çalışmaların Türkiye'de yaygınlaşmasını, artmasını diliyorum. Size teşekkür ediyoruz. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Ne güzel. Burada bu ortamda buluştuk. Sizlere teşekkür ediyoruz. Rızkınız bol, sağlığınız yerinde, sevenleriniz çok. Allah ve yarınlarınız aydın olsun. Allah Allah. Ve bu köprü göreviniz de Erenler, bu nefes bizdeyken bir ömür daim devam etsin diyoruz. Allah Allah. Erenler, evliyaların, Katar'dan, diyarından Allah'a ayırmamak nasip etsin. Allah bize bu yola hizmet etme fırsatı versin. Teşekkür ettik hocam, saygılar. Benden saygılar. Evet, saygıdeğer hocama teşekkür ediyoruz. Ne mutlu böyle üretken canlarımızın olması ve gerçekten de yolumuza, kültürümüze, varlığımıza, değerlerimize, coğrafyamıza, ayak izlerimize hizmet ediyorlar. Allah hizmetlerini kabul etsin. Lütfen yardımcılar olsun. Allah Allah. Teşekkür ediyorum. Buyurun.